Bir zamanlar Rusya piyasasında müzik üreten Alizade neden Türkiye'ye taşındı? Neden artık Türkçe diliyle şarkılar çıkarıyor? Türkçesi gerçekten kötü mü yoksa önceden planlanmış bir projenin parçası mı? Bugün tüm gerçekleri gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Şimdiden uyarayım. Bu olayı bir dinleyici bakış açısıyla analiz ettim. Üşenmeden tüm Rus kaynaklarını Türkçe'ye çevirdim. Gizli bir bilgi içermez. Kişiye ne küfür ne de hakaret içermektedir. Neyse, sizler de video like ve abonelik bıraktığınıza göre olaya yavaştan girişimi yapmak istiyorum. 28 Ekim 2000'de Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde dünyaya geldi. Nahçıvan'da doğdum ben, köylüyüm. 11 yaşında ailesiyle birlikte Moskova'ya taşındı. Fakir bir ailede büyüdü. Babası bir perde mağazasında yönetici olarak çalışıyordu. Annesi ev hanımı. Ayrıca Alizade'nin bir ablası ve bir erkek kardeşi bulunuyor. Müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Çocukluğundan beri şarkıcı olmak istiyordu. Bu nedenle zamanında okul korosuna kaydolmuştu. Orada eğitim almış bir koro şefi olan baş öğretmeni tarafından fark edildi. Öğrencisinin ses yeteneklerini fark etmişti. Ailesinin fazla parası yoktu. Bu nedenle öğretmeni kendisine ücretsiz ders veriyordu. Ancak 2 yıl sonra öğretmen kayboldu. Bu Alizade için bir darbe oldu ve müzik okulunu bıraktı. Aynı zamanda annesi Azerbaycan'da sınır dışı edilmişti. 15 yaşında olan Alizade artık ev işlerinden de sorumluydu. Bu yüzden okul eğitimini evinde gördü. Okulundan mezun olan Alizade, üniversite sürecinde internetten tanıştığı arkadaşıyla müzik kariyerine çoktan adımlarını atmaya başlamıştı. Bu süreçlerde Alizade kovalamaya devam ediyor, şarkılarını üretiyordu. Belli ufak ufak kitlelerden aldığı geri dönüş kendisini motive ediyordu. Alizade'nin ilk ses getiren şarkısı Gucci oldu. İlk birkaç günde 1 milyona ulaşan bu parça kendisine olan özgüveninin de artmasını sağlamıştı. Bu süreçte dış görünüşü ve sözleri yüzünden sürekli eleştiri aldı. Şirketinin ve sevdiklerinin baskısı onu depresyona kadar sürüklemişti. Hani alınacak birisi değil bu. Bu performans Fast Food müzik kanalında yer aldı. Cardi B, Megan gibi rapçilerin şarkılarındaki beatlerin üzerine freestyle yaptı. Yayınlanmasının ardından yorumlar kısmında tonlarca kötü yorum aldı. Bu süreçte Alizade The Orchard müzik şirketi ile 3 yıllık bir işbirliği yapmayı düşünüyordu. Ancak Mart 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Sony müzikle dahil olmak üzere sözleşmeyi askıya aldılar. Şirket ilk başta Rusya'da kalabileceklerine dair güvence verdi. Ancak Alizade bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. 2022 yazında hayatını kökten değiştirmeye ve yurt dışına taşınmaya karar verdi. Başlangıçta memleketi Azerbaycan'ı düşündü ancak bu fikirden hızlıca vazgeçti. Çünkü müzik piyasasını yeterince geniş bulmuyordu. Çare komşu ülke olan Türkiye'yi seçmek oldu. Yaz ayı boyunca 10-11 tane Türkçe şarkı kaydetti. Rapçi çocukluğundan çok fazla Türk müziği dinlediğinden dolayı dili temel düzeyde bildiğini söyledi. Hop bir dakika kardeşim. Ulan şansını sıkım ya. Benden iyi Türkçe konuşuyor. Temel düzeyde iyi olan bir kardeşimiz nasıl Türkçe konuşamaz ki? Ben buradan şunu anlıyorum. Alizade sırf etkileşim alabilmek için, dikkat çekebilmek için, daha doğrusu insanların kendisi hakkında yorum yapabilmesi için bilerek kötü Türkçe konuşuyor. Gündelik hayatında böyle konuşmuyor anlayacağınız. Alizade tamamladığı tüm şarkıları tüm Türk rapçilere göndermişti. İlk geri dönüş yapan kişi New Wave şirketinin sahibi Alpercan İratçı oldu. Berkcan Güven şarkılarını beğendiğini ve Alizade ile ortak bir parça kaydetmeyi teklif etti. Yaz ortasında İstanbul'a taşınan Alizade New Wave ile anlaşma imzaladı. Yönetici ona kira konusunda yardımcı oldu ve parçaları kaydetmesi için ona bir müzik stüdyosu devretmişti. Başlangıç başarılı oldu. Alizade BG ile olan Kalbin Bana adlı şarkısını Temmuz 2022'de yayınladı ve 2 haftada 2 milyon dinlenme topladı. Ayrıca şarkının şu anda Spotify'da yaklaşık 60 milyon dinlenmesi bulunuyor. Çıkardığı solo şarkılar aynı derecede başarı gösterdi. Sonraki süreçleri zaten biliyorsunuz. Alizade'nin vermiş olduğu bu imaj, güçlü bir ataerkil kültüre sahip bu Türk kitleyi etkilemesi zor olmamıştı. Kendisine olan güveni, açık giyinmesi, yaptığı danslar kendisini diğer rapçilerin arasından öne çıkartmıştı. Zaten Türkiye gibi geride kalmış bir ülkede yabancı kadın rapçileri kopyalayıp çok ustaca bir şekilde harmanlayıp pazarlamak çok da zor bir şey değil baktığınızda. Şimdi şu video sizlere çok tanıdık gelecek. Cardi B is a plant by the Illuminati. She don't write her raps. She just there to like sound as ignorant as possible and just and then make songs like fuck him and then get some money. You know, she was literally replaced, you know, Nicki Minaj purposely. That they put her there. And now she doesn't know what to do. And she's just a fucking she has no idea what the fuck is going on. She thinks it's just a blessing from the universe.
Bir de şimdi şuna bakın. Я вдохновлялась их очень много. Missy Elliott, Nicki Minaj, Lil Kim, там Asian Doll, Cuban Doll, City Girls, Princess Nokia. Vallahi gidip bu kadın rapçilerin saçlarını toplasak zaten Alizade'nin saçı ortaya çıkıyor. Yani bu saydığı rapçileri az çok tahmin edebiliyoruz. Genelde ağzı küfürlü olan, kötü konuşan, twerk atan, dans eden, kendi kadınlığını, cinselliğini bayağı iyi satan ve daha çok şarkılarında sert vokal üzerinden müzik yapan insanlar. O insanlara ilham alıp kendine özde bir tarz da oluşturabilirsin. Değişkenlik gösterebilir. Ama Alizade resmen maalesef birebir vokaller olsun vesaire alıntılar yapıyor. Hiç kimseye vermedim ve bu bir gerçektir. I'm really. Just bunu insanlara zor oluyor anlatmakını. Çünkü inanamıyorlar. Ama just yani herkese versem desem de vermedim hiç. Вопрос звучит так. Как прошел твой первый раз? Нормально. Нормально прошел первый раз. Yıllar önce ilk deneyimim iyi geçti diyen insan nedense bu zamanlarda ben bakireyim, daha önce bir şey yapmadım diyor. Yani bir insanın bakireliği beni ilgilendirmez de yani bunu apaçık bir şekilde dikkat çekmek için, etkileşim almak için yaptığı bariz bir şekilde belli. E şimdi bu kadın bu kadar insanlar tarafından eleştiri alıyor, nefret ediliyor, lince boğuluyor, artık aklınıza ne geliyorsa kardeşim. Ama günün sonunda parayı kazanan insan o, müziği dinlenen o, hayatı yaşayan o. Kanka sana komik bir şeyden bahsedeyim mi? Yani sen bu o kadar yorumlar yazıyorsun ya Alizade. Yani grab umrunda değil kanka. Sikine bile takmıyor ya. Valla sen öyle yorumlar yazıyorsun ya. Maalesef dostum gülüyorlar, eğleniyorlar. Artık yani bünye bunlara alışmış. Tabi geçtiğimiz günlerde Barış Manço'ya laf atmasını da yakıştıramadım. Ölmüş de bir insan. Bu davranışını ne kadar böyle takdir etmesem de diğer yaptığı eylemleri böyle zekice buluyorum. Yani bir insan etkileşim için böyle yöntemlere başvuruyorsa kardeşim, bu yöntemler sonucunda gerçekten bir başarıyı elde ediyorsa, tanınıyorsa, para kazanıyorsa kardeşim, ben bu kadına zeki derim. Yani ben Alizade'nin müziğini dinler miyim? Dinlerim. Beni eğlendiriyor mu? Eyvallah. Tamam, gayet güzel müzikler yapıyor. Beni sarıyor. Ama işin özüne baktığımızda bu sound orijinal değil. Peki bu durum umurumda mı? Değil. Ben sadece insanları aydınlatmaya çalışıyorum. Bu kariyer sadece Alizade tarafından değil. Bu işin arka planında çalışanlar, menajeri olsun vesaire gayet zekice şekilde hareket ediyorlar. Yani bu entertainment olayını çözmüş, kitaplar okumuş, belgesellere bakmış, insan psikolojisini iyi anlamış insanlar bunlar.